taze zincir seslerinde bütün ümitler kuşkudur. Uyanışın güneşinde bütün sevgiler coşkudur. Bir şair elini dokunduğu her şeyi güzelleştirme çabası içindedir. Emirdağ doğumlu ve 1996 yılında hemşerileri tarafından yılın kültür adamı seçilen Ahmet Urfalı, bu duyarlılıkla şiirlerini örer. Şairimiz geçmişe dokunmayı sever ve bize tarihin içinde kaybolmaya yüz tutan gelenekleri ve değerleri yeniden sunar. Onun şiirleri bu değerlere övgü ve adeta vefa borcu ödemek duygusu taşır. Emirdağ kültürünü araştıran şairimiz bu konuda pek çok güzel eser vermiştir. Tarihe dokunmak, insanın dramına da dokunmaktır. Bu nedenle gönlü güzellikten yana olan şair, haksızlık karşısında da itirazını çekinmeden dile getirir. Ahmet Urfalı da bir şiirinde şöyle der: "Hiç sormadılar güvercinlerle kardeşliğimi. Günahsız çocuk yüzlerinden kan akınca sormadılar. Kin ve nefretin sert dağlarında kararırken dünya, bir merminin namluya sürülüşünden, gök ve deniz bir olur bu acının mateminden. Sevgi, meçhul zamanların serabı. Sormadılar bana toprağın nasıl aşka geldiğini." Çağdaş şiirimiz biçimden çok taşıdığı gerçeğe bağlıdır. İçinde bulunduğu topluma sözcülük etme iddiasını taşır. Ahmet Urfalı'nın şiirleri yalın bir halk diliyle tarihsel olana dokunurken günümüz gerçeğini de görmezden gelmez. Onun şiirlerinde zaman ve insanın taşıdığı sorumluluk geçmişten geleceğe ve dünden yarına bir öz taşır. Şair Cyrano de Bergerac, şiir mutlak hakikati aramak ve gayret gösterip yüksek hedeflere ulaşmaktır der. Ahmet Urfalı da bu nedenle insanın varlığı ve yaratılışına ilişkin manayı da dile getirerek bir yüzünü de tasavvufa döner. Yunus Emre'nin düşünüşünü aktarırken şiirin hüması olmak istiyorum diyerek hem sözde, hem dilde, hem de hayat karşısındaki duruşunu dile getirir ve yüreğinin derinliklerindeki hakikati ortaya çıkararak bunun kolay bir iş olmadığını da bir mollaya adeta meydan okuyarak ifade eder. "Ey molla, senin elindeyse dört kapının ışıktan anahtarı, durma, dört kapıdan gir içeri sırasıyla ve ürkmeden" der. Bir gönül adamı olarak Ahmet Urfalı aynı zamanda bir aşk şairidir. Rüzgarların alıp götürdüğü yapraklarda aşina ızdıraplar filizlenmiş acılar çağırır. Çıkmaz sokaklarında hayatımın bir söz isterim yağmur gibi. Hani senin sözlerin nerede? Odalarda karanlığa çekilirken perdeler, yalnızlığın başlar yeniden. Zavallı duvarlar ağlar, kanlı gözyaşları ile çaresizliğime bir yüz isterim aydınlık. Hani senin yüzlerin nerede? Kuşlar kanatlarıyla, insanlar ayaklarıyla kaçarlar bir nefretten. Ümitsizlik türkülerde ağlarken göz kapaklarımda ağırlaşır yorgunluk. Bir diz isterim başıma. Hani senin dizlerin nerede? Düğüm düğüm bağlar kederleri. Bense mesut çehrelere imrenirim. Ve bir göz isterim orman yeşili. Hani senin gözlerin nerede?
birçok sivil toplum örgütünde kurucu, yönetici ve başkan olarak görev yapan şairimiz, şiirlerinin yanı sıra yerel tarih ve halk bilim alanında çalışmalarına Eskişehir'de devam ederek edebiyatımıza yeni zenginlikler katmaktadır. Sevgili seyirciler, Bir Çam Kokusu programında daha birlikteyiz. Bugün söze başlayışının, kalem tutuşunun 40. yılında olan Eskişehirli şair ve Emirdağlı şair, ikisini birden ayırt edemeden söyleyeceğiz. Ve biraz sonra bu Eskişehir ve Emirdağ ilişkisine de değineceğiz sevgili şairimizle. Sayın Ahmet Urfalı konuğumuz. Ahmet Urfalı hem edebiyatta hem de hemşehrilik bilinciyle hem Emirdağ hem de onun kültürüyle ilgili çok değerli eserler üreten bir şairimiz. Kendisinden hem eserleriyle ilgili hem de bu Emirdağlılık ve Eskişehirlilikle ilgili güzel bir sohbet edeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz sevgili ederim. Ahmet Urfalı. Şimdi soyadınız Urfalı ama siz Eskişehir'desiniz. Bu Urfalılık nereden geliyor? Evet, teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Ayrıca bizi seyredenlere de selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ben bu Urfalı soyadından dolayı insanlara iletişim kurmanın yolunu buldum ve keşfettim. Çünkü işte memleketin Emirdağı ama Urfalılık nereden geliyor? Sohbet bu şekilde başlıyor. Siz de öyle başladınız. Şimdi efendim biliyorsunuz 19. yüzyılda Anadolu'da bir hercümerç var. İnsan toplulukları, aşiretler, oymaklar oradan oraya, oradan oraya sürükleniyor. Bizim soyumuz da Urfa kaynaklı. Urfa merkez kaynaklı. Esas Urfa'ya da Suriye'den, bugünkü karışıklığın olduğu Türkmen bölgelerinden iskan ediliyoruz. 1691'de 3. Selim'in bir fermanıyla da Emirdağ'a iskan ediliyoruz. O zamanki adıyla Aziziye olan yere iskan ediliyoruz. Kalabalık bir sülaleyiz. Aşağı yukarı bir Urfalı soyadını taşıyan 1000 civarında insan var. Ama biz Bozulusu da unutmamışız. Bazı akrabalarımız, amcazadelerimiz de Boz soyadını almışlar. Urfalı Boz olarak devam ediyoruz. Bir kısmımız şu anda Belçika'da yoğun olarak. Orada ticaretle iştigal ediyorlar. Ama çoğunluğumuz da Eskişehir'e yerleşmiş durumdayız. Şimdi bizim Eskişehir'e yerleşmemiz elbette her Emirdağlı'nın bir Eskişehir rüyası var. Evet. Mutlaka Belçika rüyası Belçika var. Belçika rüyası var. Gerçi bu hani Belçika'nın büyük, Türkiye'nin büyük, Emirdağ'ın büyük sözü Eskişehir için söylenmiyor. Ama hangi Emirdağlı'ya sorsanız hiçbir zaman esas bağlı, siyasi olarak bağlı oldukları vilayetin adını söylemezler. Daha ziyade Eskişehirliyim derler. Biraz araştırınca da işte Emirdağlıyım ama Eskişehir'de ikamet ediyorum diye söylerler. Bizde bir Eskişehir rüyası var. Eskişehir'de çalışmak, devlet dairesinde çalışmak ya da özel sektörde çalışmak, burada bir ev sahibi olmak, iş güç sahibi olmak, çoluğu çocuğu burada yetiştirmek, burada okutmak her Emirdağlı'nın hayalinde vardır ve bunu gerçek olarak da görüyoruz. Şahsen biz 6 kardeşiz. İkisi yurt dışında, Belçika'da, 4'ümüz annemle beraber burada oturuyoruz. Burada ben ikamet ediyoruz. Ben de Afyon kökenliyim hocam, biliyorum, biliyorsunuz. Evet. Benim ailemde 65 yılında Afyon'a değil Eskişehir'e gelmeyi tercih etmiş. Ama mesela bağlı olduğumuz vilayete, vilayette şu anda 10 bin civarında varsa burada 120-140 bin civarında Emirdağlı var. Tabii bunun pek çok ticari, kültürel, ekonomiye dayanan pek çok özellikleri de var. Onları da zamanı geldik diye sorarsanız açıklarım yani. Evet, biraz bu konuyu biraz açımlayalım hocam, ondan sonra şiirlerinize geçelim. Çünkü ben aslında Eskişehir'de bu Emirdağ kültürünün çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Emirdağlıların da çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bir de sosyolojik açıdan incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü biraz önce siz de söylediğiniz gibi Emirdağlılar Afyon'dan çok Eskişehir'e gelmeyi tercih ediyorlar. Ve Afyon'un diğer köylerinden birçok kişi de, yani bu benim ailemde de böyle, Afyon'a gitmek yerine
Eskişehir'e gelmişler yıllar önce. Evet. Ki Cumhuriyet döneminde kurulduğu dönemde biliyorsunuz hemen hemen bütün şehirlerin kalkınmasıyla ilgili eşit oranda, evet, neredeyse her yöne doğru sıçrayan bir gelişim var. Ama evet, Eskişehir yine de bir cazibe merkezi olmuş. Nedir Emirdağlıları Eskişehir'e çeken bir şey? Sizce nedir yani? Efendim, şimdi Emirdağlıları Eskişehir'e çeken hususların başında yol durumu. Eskişehir-Emirdağ şosesi, salnamelerde o şekilde geçiyor. İlk açılan şoselerden birisi ve bu 18. yüzyılın sonlarına doğru dayanıyor. İşte Emirdağ'ın kuruluşu da 1730'larda kuruluyor. Yani 1691'de İskan Kanunu çıkarılıyor. 1730'da da Emirdağlılar ağır ağır yerleşmeye başlıyorlar. Merkez için konuşuyorum. 1960'lara kadar Emirdağlılar genelde kendi bünyesinde değerleniyor. Ama toprak az, nüfus kalabalıklaşınca kendine bir yol aramaya başlıyorlar. Şimdi Emirdağlıların en büyük hususlarından birisi de göçe yatkınlık olmasıdır. Konar göçer olmalardır. Ben hatırlıyorum, 1980'lerin başına kadar Emirdağ halkı yazın yaylalara gider, kışın kışlaklara çekilirdi. Esas ikamet ettikleri yerlere çekilirdi. Şimdi bu yol açılınca Emirdağlı kendi malını, ürettiği malı değerlendirmek istiyor. Mesela bizim ticarete de yatkınlık var, gurbete yatkınlık var, gurbet insanıyız. Şimdi Belçika'ya bir dağ köyünden kalkıyor Emirdağlı, Belçika gibi Avrupa'nın ortasında kurulmuş olan bir devlete gidiyor, orada banka kuruyor, efendim uçak şirketi kuruyor, değişik ticari faaliyetlere başlıyor. Tıpkı bunun gibi ekonomideki, Emirdağ ekonomisindeki daralma insanları yeni yollar bulmaya sevk ediyor. Bu yollardan biri de Eskişehir'e ulaşmak. Afyon'a neden gitmiyor? Çünkü Afyon'da çaydan dolaşacak. Afyon'a çayda istasyon var. Halbuki buradaki istasyon daha işine geliyor Emirdağlı'nın ve ulaşım daha kolay. Dolayısıyla burada kendine yer edinebiliyor. O yıllarda Eskişehir halkının da canlı hayvan ihtiyacını, bu hububat ihtiyacını büyük oranda ve iş gücü ihtiyacını Emirdağlılar karşılıyor. Küçük ufak tefek alışveriş ihtiyaçlarını da. Elbette. Benim çocukluğumda çerçiciler denen bir meslek dalı vardı. Onlar gezerek işte insanlara bugünkü dağıtımcılar, tedarikçiler gibi bir takım şeyleri Değiş tokuş usulüyle genelde paranın geçmediği şekilde. Evet. Biz naylon eskilerimizi verirdik. Yün eskileri vererek işte leblebi filan alırdık çocukluğumuzda. Evet. Bazen satacak bir şey olmazdı. Yani ben kendi terliğimi keser eski haline getirir öyle şey evet, yapardım. Gerçekten çok hoş anılarımız tabii, oldu. Yani Emirdağlılarda bu çerçicilik çok yatkın ile Eskişehir'in pek çok yerine, Mihalıcı'ya, efendim başka ilçelerine, çiftelere, hana büyük oranda çerçicilik yapmışlardır. Hala da öyledir. Emirdağlılar ticarette çok güzel noktalara gelmiştir. Bunun yanında kültürde de çok güzel noktalara evet, gelmiştir. Şöyle, sizin yazma serüveninizle nasıl başladı? Benim yazma serüvenim... Yani Emirdağlılarda aynı zamanda dediğiniz gibi kültürel hareketler de çok kültürel fazla var. Evet, şimdi Emirdağ kültürü bizim çağdaşlarımıza bakarak fazla işlenmemiş bir kültürdü. Ama canlı, yaşayan bir kültürdü. Şimdi bizim duayenimiz, ustamız olarak en geriye gittiğimizde Muharrem Kubat hocamıza kadar gidebiliyoruz. Ondan önce bu konularda yazan, araştıran insanımız pek yok, yok gibi yani, bulamıyoruz. Ama bizim yetişme tarzımız, işte ilk öğretimi, liseyi Emirdağ'da okuduk. Dolayısıyla o kültür ortamında canlı olarak yaşadık. Mesela benim ailemde ağıt yakan annem hala güzel ağıt yakar. Dayımın türküsü söylenir. Seyrek Basan adıyla Nuri Demir diye meşhur türküleri vardır. TRT repertuarına girmiştir. Bu aile ortamında aldığımız bir kültür var. Ayrıca benim Yemen ve İstiklal Savaşı gazisi dedem Ahmet Çavuş'un benim üzerimde çok büyük etkisi var. Çünkü aşağı yukarı 15 yıla yakın askerlik yapmış.
Seyidi Beşir kampında gözleri kör olmuş, ömrünün son 7 yılını da kör olarak geçirmiştir. Ama olarak geçirmiştir. Onun gündelik işlerini ben yapıyordum. Yani çarşıya gidecek, tıraşa gidecek, kahveye gidecek, camiye gidecek. Ben yardımcı oluyordum. Dolayısıyla o bana sürekli anlatırdı. Arkadaş gibi, dost gibi olduk. Ve bunları unutmamam gerektiğini, mutlaka not etmem gerektiğini anlatırdı. Tabii burada hocalarımızın da, öğretmenlerimizin de büyük katkısı oldu. Ve bu ortamın, bu güzelliklerin kaybolmaması adına ufak ufak yazmaya başladık. İşte Emirdağ dergisinde yazdık. Bazı Aziziye dergisinde yazdık. Daha öncesi de var. Lisede çıkan dergilerimiz vardı. Onları da yazdık. Hocalarımız beğendi. Biz de ufak ufak palazlandık, kanatlanmaya başladık falan. Çok şükür Rabbime o bize vermiş olduğu yeteneği, yazma yeteneğini, araştırma yeteneğini. Bugün 24 tane kitabımız oldu. Bunlardan 9 tanesi şiir kitabımız. Öbürlerde genelde yerel tarih. Görev yaptığımız yerlerde de bunu denedik, yaptık. Nerede görev yaptıysak oranın tarihini, kültürünü araştırdık. Bu bir şey oldu insanda. Tecessüs oldu, merak oldu. Yani nedir insanlar, nasıl yaşarlar, geçmişte ne üretmişlerdir. Dolayısıyla biz bunları hayata geçirmeye başladık. Çok şükür bugün Emirdağ'la ilgili aşağı yukarı 10 civarında kitabımız var. 3000 sayfa yazı yazdık. Eskişehir ilişkilerini değerlendirdik. Eskişehir'le ilgili yazılarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde değişik projelerimiz var. Tabii burada Eskişehir'in yerel yöneticileri de bize ilgi duyarak bazı projelerimize destek verdiler. İlk defa Emirdağ Sempozyumu yaptık burada Tepebaşı Belediyesi ile birlikte. Ahmet Ataç Bey'e buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yurt dışından ve yurt içinden siyasetçilerimiz geldi. Özellikle yurt dışında milletvekillerimiz var. 6 tane milletvekilimiz var. Onlar geldiler. Belediyede görev olanlar. Anadolu Üniversitesi'nde ve Osman Gazi Üniversitesi'ndeki Emirdağlı hocalarımız, 20 civarında hocamız bize destek verdi. Biz burada Emirdağ kültürünün Eskişehir kültürüne katkısını araştırıyoruz. Biz Eskişehir'de en uyumlu toplumlardan biriyiz. Eskişehir bize çok şey verdi, biz de Eskişehir'e çok şey verdik. Ve bu Eskişehir kültürünü biz beraber meydana getirdik. Bugün şairlerimiz, yazarlarımız sadece ticaret alanında değil, kültür hayatında da güzel işler yapıyoruz. Ve kendi varlığımızı, Emirdağ varlığını kent kültürü içerisinde belirginleştirmek istiyoruz. Tabii çok sayıda öğretmen de var Emirdağ'da. Öğretmenimiz var, yazarımız, şairimiz var, işte politikacımız var. Emirdağlılar özellikle şu birkaç yıldır Eskişehir'de kendilerini her bakımdan göstermeye başladılar. Bu bizim için de sevindirici bir şey. Biz Eskişehir'e daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Son olarak Cemal Okan Yüksel de milletvekili olarak. Cemal Okan Bey gitti, milletvekili olarak meclise gitti Emirdağlı olarak. Başka arkadaşlarımız da var Emirdağlı olarak. Tabii burada yalnız biz kör bir hemşericilikten öte de hareket etmek istiyoruz. Çünkü Emirdağ halkı geniş bir halk. Sadece Eskişehir'le, Emirdağ'la veya Afyon'la sınırlı değil. Bugün Avrupa'da işte meşhur laftır. Yani Türkiye'm büyük, Emirdağ'm büyük. Elbette Türkiye büyüktür. Ama onu Belçikalı birinin söylemesi, soruyor işte nerelisin Emirdağlısın, nerelisin Emirdağlısın. Şimdi yeni bir kitap çıktı Türkçe Ağlayan Köpek diye. Cumhuriyet yazarlarından Utku Erdinç Bey yazdı, piyasaya çıktı. Çok da tutulan bir kitap. Orada da yine çok büyük Emirdağ hatıraları var. Onu izin verirseniz bir anlatabilir miyim? Fakı Edeğer kardeşim var, şair, yazar. Evet. Buradan kendisine, dün Eskişehir'e geldi. Buradan kendisine selam da söylüyorum. Evet, ben de selam ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, sizin de tanıdığınız. Aziziye Dergisi'nde yazarken tanışmıştık onunla. Değerli bir arkadaşımızdır, gönüllü elçimizdir, kültür elçimizdir. Buradan bir Emirdağ'dan bir kangal köpeği, en iyi götürüyorlar. Enik burada işte 3 aylık, 5 aylıkken gidiyor. Brüksel'de orada sahibi bunu eğitiyor. O arada bizim Türk işçiler, Emirdağlı işçiler türküler söylüyorlar falan. Ama köpek bu arada uzun uzun ağlamaya başlıyor. Ağlıyor, sürekli ağlıyor. Sahibinin dikkatini çekiyor. Ya bu köpek diyor hiç böyle yapmazdı. Neden derken oradaki Türkçe sesleri duyuyor.
O köpeğe, kangal köpeğini onların yanına götürüyor. Kangal köpeğe böyle çok şey yapıyor, yani onlara sarılıyor falan. Oradaki sahibi arkadaşlarından rica ediyor, illa diyor bu köpekle biraz ilgilenin falan. Bu minval üzere hikaye devam ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz mu? Yani Emirdağ, Türkçe diyelim, Emirdağlılar orada bu kültürü yaşatıyorlar. Evet. Türk kültürünü yaşatıyorlar ve yoğun olarak da yaşatmaya devam ediyorlar. Büyük bir koloni oluşturulmuş. İşte siyasi olarak, ekonomik olarak çok güzel noktalara gelmişler. Bu bizim genetiğimizde olan bir şey. Yani Emirdağlıların genetiğinde olan bir şey. Hocam bu başkaları tarafından da biliniyor. Şimdi ben bir gün Cihan Demirci'nin söyleşisine katıldım Ankara'da. Evet. O da mizah yazarıdır, evet, biliyorsunuz. Biliyorum. Gent'te ona imza günü düzenlemişler. Bir kahvede yapılmış imza günü. Oranın çaycısı, abi demiş, benim çok derdim var, seninle özel olarak görüşebilir miyiz demiş. Olur demiş o da. Söyleşiden sonra görüşelim demiş. Söyleşi bitmiş, demiş ki yani burada değil dışarıda görüşelim. Kapının önüne kadar çıkmışlar. Ve demiş ne derdim var yani paylaşalım. Ben demiş burada çok yalnızım demiş. Bütün burası Emirdağlı, bir tek Eskişehirli ben varım burada demiş. Yani evet. Gent gibi bir yerde oraya giden kişi bir Eskişehirli olarak burada diyor Emirdağlılar var diyor. Bir tek Eskişehirli ben varım, bunun yalnızlığını çekiyor. Biliyorsunuz evet. Bizim kültürümüzde gurbet çok önemli bir şeydir. Hatta kapı arkası gurbet denilir. Kapı arkası gurbet. O nedenle dışarıya gittiği zaman da bizim Eskişehirli hemşerimiz orada kendisini yalnız hissetmiş. Yani ama Emirdağlı yalnızlık çekmiyor işte. Yani tek başına da olsa oradan kendisine bir yer edinebiliyor, bir çevre edinebiliyor. Dolayısıyla gurbete yatkınlık, göçe yatkınlık var. Şimdi Emirdağ halkı İşte Mahan'dan kalkıyor, Türkmenistan Merv şehrinden kalkıyor. Yüzyıllardır işte Horasan, efendim Rakka, Diyarbakır, Urfa, Emirdağ. Mesela Bozulus 6 yere dağıtılıyor Anadolu'da, 6 bölgeye dağıtılıyor. Göçe bir yatkınlık var. Bakıyoruz işte 18. yüzyılda bir yerleşme var. Ama 1960'larda falan tekrar bir göç dalgası başlıyor. Şimdi oradan Belçika'da biraz zenginleşen insanlar bugün Avrupa'nın ve Avrupa'daki başka ülkelere, Amerika'ya kadar gitme yolunu seçiyorlar. Hatta tatilini İspanya'da, İtalya'da yapıyorlar. Yani belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra. Tabii bunlar tartışılacak, tabii, konuşulacak çok konular. Uzunca konular. Peki hocam sizin kitaplarınız şiirle mi başladı yoksa Emirdağ araştırmalarıyla mı başladı? Ben önce hikayeyle başladım yazmaya. Evet. Buradan saygılarımı sunuyorum. Şahabettin Ünlü hocam vardı. O beni teşvik etti. Milli Eğitim'de Milli Eğitim'de burada üniversitede hocalık falan yaptı, profesördü. Dolayısıyla o hocam beni teşvik etti yazmaya. İlk hikayelerle başladım. Daha sonra şiire geçmeme salık verdi. Şiire geçtik. O günden beri de durmadan üretmeye çalışıyoruz. Yalnız benim... Şiirinizde hocam neyi mesele ediniyorsunuz? Gerçi şiirinizin çok geniş bir skalası var. Bir yandan halk şiirine yaslanıyorsunuz, bir yandan destansı anlatımları önemsiyorsunuz. Diğer yandan biraz tasavvufla ilgili de bir dokunuşlarınız var. Özellikle mesela şiirin hüması olmaktan bahsediyorsunuz. Evet. Nedir şiirin hüması olmak? Ve işrak duyguları demişsiniz, orada biraz yaratılışı sorguluyorsunuz. Yani o, daha farklı bir yaklaşım getiriyorsunuz. O nedenle biraz şiir anlayışınıza değinelim. Şiir, şimdi şöyle, ben şiire az önce sizin girişte belirttiğiniz gibi hakikati, gerçeği arama olarak şey yapıyorum. Dikkat ederseniz işte 9 tane şiir kitabım var. Hiçbiri birbirine benzemez. Yani üslup olarak benzeyebilir de konu olarak hiç benzemez. Evet, tematik kitaplar çıkarmışsınız. Evet. Yani tematik kitap çıkarıyorum. Ve yazdığım zaman da uzun yazabiliyorum. Mesela bu işrak duyguları Mevlana'nın hamdım, piştim, yandım sözünün bir noktada açıklaması gibi oluyor. İşrak dediniz, onun üzerinde biraz durayım. Ben aslında edebiyat öğretmeniyim ve Türkçenin de bir aşığıyım. Yani Yunus Emre'nin memleketinde yetişmiş, ondan nefes almış bir insan olarak Türkçeciliğimi de savunuyorum. Yani çünkü dil giderse her şey gidiyor.
Ama bu işrak kelimesi bir terim burada. İşte güneşin bir mızrak boyu, sabahki bir mızrak boyu yükselmesi, kalbe doğan ilham, zaten şereke, şark kökünden geliyor bu. Dolayısıyla Yunus şeyin, Mevlana'nın hamdım piştim sözü benim kalbimde nasıl ilhamlar yarattı? O anlamda bunu böylece söylemek istedim. Yoksa Arapçaya olan düşkünlüğümden değil. Ama bu zaten kitaplarınızı okuduğunuz zaman anlaşılıyor. Evet. Ama işte şiirin hüması olmaktan söz etmek, evet, işrak duyguları deyince farklı da noktalara işaret ettiğiniz de ipuçlarını taşıyor. Hocam, izleyicilerimizle o zaman işrak duygularından bir şiir paylaşalım mı? Şiir paylaşalım, olur. Şu konu buradayken bir tane şiir paylaşalım. Bunu işrak duygularını 4 bölüm halinde ele aldım ben. Hamdım bölümünde 9 tane şiir var. Piştim bölümünde 9 şiir. Yandım bölümünde yine 9 şiir var. Ayrıca bu Mevlevi... Bu 9'un bir şeyi var mı hocam? 9 işte Türklerde önemli kutsal sayılar. 9 ışıktan vesaire. Olabilir yani. Evet, 9 ışıktan da olabilir. Ama 9, 7, 4, 3 bunlar önemli. Ayrıca Mevlevi ayininde burada birinci selamdan başlayarak son selama kadar ele aldım. Hemen buradan bir tane şiir okuyalım. Şifresini toprağa fısıldadı yağmur. Artık saklamaya gerek yok. Benim bilmediğimi anlamış olmalı cümle nebat gülümsedi. Beni kendinde ara derdin her karşılaşmamızda vurgulayarak. Ben önce toprağı dost edindim, sonra bitkileri ve seni. Dün gece yarısı yüreğimde bir çiçeğin varlığını duydum. Evet, senden başka kimse giremezdi izinsiz. Bu sevabın hoşnutluğunu güneşin ışıldamasında gördüm. Seninleyim, sendeyim. Bunu bir başlangıç saydım denize açılmaya. Sabahın kuşları indi bahçeme güvenli ve mesut ötüşlerle. Şafağın fecrine çıktı Oğuz'un üç atlısı, atsız pusatsız. Evet, bu şekilde devam ediyor. Mevlana'nın işte hamdım piştim yandım sözlerini bir noktada açıklamış oluyor. Mesela burada haşiye diye eski kitaplarda çok kullandığımız bir kelime var. Bu da haşiye de bir açıklama gibi oluyor. Ondan da bir tane okuyayım isterseniz size. Biraz değişik bir şiir. İşte yine geldim gölgemi düşürmeden toprağa. Elimden tut, yoksa ürperiyorum kananlığından yalnızlığın. İçimde koşup duruyor dolu dizgin bir tay. Uzun ayrılıklara hazırlıyor gibi toynaklarını. Geldim yine elimden tut, telaştayım. Geç kalmak istemem vuslatına. Erken geldiysem eğer dağın sabrıyla beklerim seni. Kapını açık görünce yitik umudumu bulurum. Alnıma vurur eşiğinden sızan akça ışık. Yine geldim mezar taşımı cebime koyup. Evet. Bu Mevlana'ya seslenmiş oluyorum. Şimdi efendim bir de siz Hüma'dan bahsettiniz. Biliyorsunuz Hüma kuşu Türklerin efsanevi bir kuştur. Evet. Türkler Hüma kuşunu söyler. Araplar Anka der aynı kuşa. İranlılar da Simurg der. 30 kuşun, evet, 30 kuşun bir kuş haline gelmesi. Ama biz daha ziyade işte Anka'yı çok kullanıyoruz da Zümrüt Anka kuşu diye. Ama kendi kültürümüzde var olan Hüma kuşunu pek fazla kullanamıyoruz. Aslında türkülerimizde Hüma kuşu olarak geçer. Hüma kuşu geçer gibi, evet. Hiçbir zaman Anka kuşu diye türkülerde geçmiyor. Türkülerde yani geçmiyor. Arap kültüründen geçmedir bize bu. Osmanlı'da da bu çok kullanmışlar. Devlet Hümayun diyoruz. Yüce devlet anlamında, evet, kullanıyoruz. Onun için ben burada Türk efsanesinden ya da Türk mitolojisinden bir kelimeyi almak istedim. Şiirin hüması olmak ne demek? Şiirin hüması olmak, şiirin yüceliklerine kavuşmak istiyorum anlamında. Şimdi hüma kuşu ayağı toprağa hiçbir zaman değmiyor. Efsanevi bir kuş. Mümkünse hüma kuşu gibi tüylerini, evet, dağıtmak. Tüylerini dağıtıyor, yani, evet, evet. Sonra eşine karşı çok vefalı. Efendim yumurtasını gökyüzünde tutuyor, yeryüzüne inmiyor, oradan gökyüzünde çoğalıyor. Çok değişik yani, efsane olarak da mitolojimizde çok yer tutuyor.
Ya ben şiirde bu Hümayı kendime bir rol model olarak almak istedim ve değişik şiirler yazmak istedim. O anlamda söyledim bunu. Evet. Çünkü bir dilin en güzel örnekleri şiirle verilebiliyor ancak. Şiirin dışında hiçbir şeyle verilemiyor. Yani zaten insan, Allah insana söz kullanmayı verince şiiri de beraberinde vermiştir, evet, insana. Dolayısıyla şiirin verdiği güzelliği... İlk söz hayranlık ifade, evet, ediyor zaten. Hayranlık ifade ediyor. Şiirin verdiği güzelliği hiçbir şey vermiyor. Yani o açıdan bunu kullanmak istedim. Evet. Şimdi Ahmet Hocam, ben size şeyi sormak isterim. Şimdi siz Yunus Emre'yi, Mevlana'yı ve Türk kültürünü, evet, bir Oğuz kültürünü Oğuz kendinize kültürü, bir şiar olarak ediniyorsunuz, olarak bir siz, model, evet, olarak ediniyorsunuz. Şimdi yüksek şairleri kendisine okuyan insanlar, ya gökyüzünde yeni bir şey yok, söylenmiş her söze onlar söylemiş, onların üstüne ben ne söyleyebilirim diye bir kaygı çekerler. Diğer taraftan da hiç okumayan şairlerimiz vardır. Ben etkilenmemek için okumayacağım derler. Siz şiirinizi örerken hem onları okuyorsunuz hem de kendi dilinizi de yaratma çabası içerisine girmişsiniz. Hiç kaygı çektiniz mi Mevlana'dan, işte Yunus Emre'den, onlara öykünürken onlarla ilgili işte yeni bir söz söylememe kaygısı çektiniz mi hiç? Hiç öyle bir kaygı taşımadım. Çünkü taklit etmek çok ayrı bir şey, ondan ilham almak, etkilenmek ayrı bir şey. Yani bugün büyük şairlere baktığımız zaman, işte Yahya Kemal'den bahsediyoruz. Yahya Kemal Türk Edebiyatı'nın büyük şairidir. Ahmet Haşim Türk Edebiyatı'nın büyük şairidir. Ama kendisine örnek aldığı, muhakkak etkilendiği muhakkak şairler vardır. İşte Yahya Kemal'in en çok etkilendiği malumunuzdur. Baudelaire'den çok etkilenmiştir. Efendim Fuzuli, büyük bir şair. Yani bugün dünyada onun çapında bir şair, belki de aşk üzerine şiirleriyle bulunamaz. Ama o da etkilenmiştir. Çünkü divan edebiyatı aşk üzerine kurulmuş. Sade o değil de ağırlıklı olarak aşk üzerine kurulmuş bir şiir. Etkilenmek elbette vardır. Ama taklit etmek çok ayrı bir şey. Etkilenmek çok gerekli de bir şey bu noktada. Doğal bir şeydir. Yani siz şiir yazıyorsanız etkileneceksiniz. Yani bunun başka yolu yok. Ama taklit ederseniz, onu birebir alırsanız bu çok ayrı bir şey. Yani o taklit etmek aslını çağrıştırır. Ama siz bir sentez meydana getirebiliyorsanız şiirde, yahut yazıda da böyle, bir sentez meydana getirebiliyorsanız o gayet normaldir. Az önce de söylemiştim sohbet ederken girişte, gölgede kalanın gölgesi olmuyor. Belli bir müddet insan etkilenecek ama güneşe de çabuk çıkacak. Gölge salmak istiyorsa, yani geleceğe bir şey bırakmak istiyorsa dışarı da çıkacak. Güneşin altında duracak, yanacak, kararacak, pişecek ve kendi gölgesini salacak ortalığı. Dolayısıyla ben öyle bir şey içinde değilim. Yani kendimi işte falan şairi örnek aldım. Her şairden etkilenmişimdir. Çünkü hem benim alanım edebiyat, hem de küçük yaştan beri çok okuduğum için. Ve tarihleri ilişkilendirdiğim için. Evet, ilişkilendirdiğim için o şekilde. Şimdi müteşair diye bir tabir var. Yani ne demek, ben etkilenmemek için okumuyorum. Olmaz ki, yani siz okuyacaksınız. Şekil özellikleri var, kafiyesi var, uyağı var bunun. Efendim ölçüsü var, imgesi var, efendim mazmunu var. Edebi sanatlar var. Bunları bulmak için okumazsanız nereden öğreneceksiniz bunu? Şimdi tenasüp sanatı diyoruz. Hüsnü talih sanatı diyoruz. Bunu nereden öğreneceksiniz? Daha önceki örneklerinden öğreneceksiniz. Şimdi günümüzde biliyorsunuz, siz de şiir yazdığınız için, şair olduğunuz için yakinen bilirsiniz. İmgesel anlatım aşağı çok yukarı daha çok daha tutarlı oldu. Çok da geçiyor. Bunun tarihi kökenine baktığımız zaman divan edebiyatındaki mazmunlarımızın yenilenmesidir. Şimdi şair diyor ki, güneş evimin penceresinde soldu. Şimdi burada güneş nasıl solar yani? İşte burada güneşin batmasını değişik bir tarzda anlatıyor. Yani imgesel bir anlatım. Ben de zaman zaman bu imgesel anlatıma çok yer veriyorum yeni şiirlerimde özellikle. Dolayısıyla ben etkilenmemek için okumuyorum demek çok yanlış bir şey. Yani haftada iki tane, üç tane şiir kitabı okumayan insan
kendini tekrar etmeye başlar ve bir müddet gelir, silinir gider. Yani kalıcı bir şey bırakmak istiyorsanız muhakkak kalıcı eserler yazmanız gerekir. Mevlana bugün yaşıyorsa yazdıklarıyla yaşıyor. Yunus Emre yaşıyorsa yazdıklarıyla yaşıyor. Yani bu yadsınamaz bir gerçek yani. Evet. Şimdi her şair hocam, tabii geçmişten besleniyoruz. Evet. Hepimiz besleniyoruz. Bütün sanat dalları geçmişten besleniyor. Ama çağına dair de bir dert taşıyor. Ve sizin şiirlerinizde de zaman zaman sosyal konulara da girdiğinizi görüyoruz. Ve çağdaş şiiri yakalamak adına da mutlaka okuduğunuz şairler vardır. Özellikle Mevlana ve Yunus Emre'nin dışında böyle başucu kitaplarınız var mı? Bunlarla ilgili de bir ipuçları alabilir miyiz var sizden? Var tabii. Şimdi ben şiirimde yazarken genelde işte memleketimizdeki o müthiş hazine, halk kültürü ve şiire yatkınlık, şiirsel söyleyişe yatkınlıktan müthiş etkilendim. Zaman zaman onları kullanıyorum. Yani mesela bir Emirdağ türküsü şöyle diyor. Eğer diyor ey sevgili, eğer sen buradan geçeceğini bilseydim gül suyu dökerdim yolun üstüne diyor. Yani şu müthiş bir anlatım. Bunu yazan işte 15-16 yaşındaki bir delikanlı sevdiği kıza yazıyor. Ben bunu değişik şekillerde kullanıyorum. Yani hiç taklit ediyorum evet, falan gül, diye. Sizin şiirlerinizde evet, gül motifini bir... evet gül motifini evet. Çok kullanıyorum. Halk kültüründen çok istifade ediyorum. Halk şairlerimizden çok istifade ediyorum. Keza divan edebiyatından, tarihi olaylardan, tabii günümüzden yerli yabancı şairlerin hepsini okurum, bilirim. Hepsinden etkilendiğim oluyor. Ama son dönemlerde artık şiir imgesel anlatıma doğru bir ivme kazandı. İmgesel anlatıma doğru gidiyor. İyi de oluyor. Çünkü şiir bir tıkanma noktasına geldiği zaman kendine bir yol bulur. Hani bana, yeni bir biçim kazanır. Yeni bir biçim kazanıyor. Yeni bir üslup geliştiriyor. Evet. Şimdi garip hareketi durup dururken ortaya çıkmış bir şey değil ki yani. Tabii. İkinci yeni durup dururken ortaya çıkmış bir şey değil ki. Şiir bir tıkanma noktasına geliyor. Şairler yeni bir yol buluyorlar. Dil tabii her zaman kendini tabii, yenileme yeniliyor, evet. İhtiyacı hissediyor. Yenilemek ihtiyacı. Ve bunu kimseye söylemeden bunu söylemeden, evet. Yapıyor yani. Anibal'ın dediği gibi ya bu Alp'i geçeceğiz, Alp dağlarını geçeceğiz yahut da yeni bir yol bulacağız diyor. Alp'i geçemezsek yeni bir yol üretiyoruz. Yani bugün garip hareketi, ikinci yeniden sonraki toplumcu şiir ve günümüzdeki imgesel şiir kendine sürekli bir yol arıyor ve o yolu da buluyor yani. Bugün işte Atilla İlhan başlı başına edebiyatımızda büyük bir dev, benim de severek okuduğum bir insan. Ece Ayhan, Cemal Süreya, o da Eskişehir'de uzun müddet yaşamıştır. Çok imgesel anlatımları vardır. Çok çok okuduğum şairlerdir. Daha isimlerini şu anda hatırlayamadığım pek çok şair, aşağı yukarı hepsinin kitaplarını okumuşumdur. Okurum. Haydar Ergülen son dönemlerde Eskişehirli hemşerimiz, güzel şiirler var. Buradaki şiir buluşmalarına da geliyor. Onu da takip ederim özellikle. Bu arada bazı deyişlerden, demelerden çok etkilendiğim olur. Özellikle Türk kültürüyle ilgili çok enteresan o Kam, Ozan Kam tesiri taşıyan gelenekleri çok araştırırım ve bilmeye, öğrenmeye çalışırım. Evet, tabii o da çok Türk kültüründe, tabii. Şaman kültürü o çok tabii, daha farklı bir çok kültür. Çok farklı ve bugün biz bilerek bilmeyerek onların izlerini hala taşıyoruz. Taşıyoruz yani. Ya Anadolu'da esasında bu Kamlarla ilgili, Şamanlarla çok, ilgili çok, evet, çok özellikle çok. Şey evet. izler çok. Hatta buradan hemen ilham geldi. Tütsü diye yeni bir şiir kitabı hazırlıyorum. Evet. Biraz da o eski gelenekleri böyle hatırlatmak için. Biliyorsunuz Anadolu'da hala tütsü çok kullanılır. İşte hayvan olanlar hayvana tütsü, gelin gelir, çocuk doğar, efendim hayırlı bir iş için gidilir. Efendim çocuk gurbete gider, arkasından üzerlik tütütülür. Başımız ağrıyınca bile bir üzerlik yakardı anne. Başımız ağrıyınca bile, evet. İyi gelir falan i̇yi gelirdi. Diye. Hakikaten de iyi mi i̇yi gelirdi? İyi gelirdi. Yani şey. O psikolojik bir şey herhalde. Psikolojik bir etki alanı yaratıyor. Öyle bir şeyler bize. Üretmeye çalışıyoruz. Değişik bir şeyler olsun diyoruz. Dolayısıyla Türk kültürünün özelliklerini ortaya, var olan özelliklerini
dikkat çekmek istiyoruz. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz yani. Evet. Hocam sizin eserlerinizden bir tanesi de Yunus Emre'ye ilişkin. Evet. Ona adadığınız bir eseriniz var. Bir Eskişehirli olarak biraz da Yunus Emre ile ilgili konuşalım. Yani şiirin Hikmet Burcu'nda olan bir şairimiz. Evet. Bir büyüğümüz aynı zamanda. Teşekkür ederim, sağ olun, iltifat ediyorsunuz. Şimdi bu Yunus Emre ile Hasbiyal adını taşıyan bir şiir kitabım. Geçen yıl çıktı bu Yunus Emre Haftası münasebetiyle. Fazla bir tanıtımını da yapamadık. Aslında bir program falan düşünüyorduk, şiir etkinliği düşünüyorduk. Ama işlerin yoğunluğundan bakamadık. İleride mutlaka yapacağız. Şimdi bu şiir kitabındaki fotoğraflar Eskişehir'in ünlü fotoğraf sanatçısı Battal Gazi Barlas var. Evet. Yunus Emre fotoğraflar üzerinde çok etkili bir arkadaşımız. Buradan kendisine selam ediyorum. Evet, bir ara o da şiir yazıyordu. Yazıyor, çok da güzel okur. Güleç Yüzlü kardeşimiz. Evet. O şey yaptı, bu fotoğrafları benim için özel hazırladı. Bu kitap için, evet. Benim için değil de bu kitap için özel hazırladı. Şimdi bu kitapta Yunus Emre ile ilgili bilim adamlarının söylediği sözler var. Yunus Emre Türk kültürüne, Türk medeniyetine ne katmış, ne vermiş? Onlarla ilgili çok güzel. Nurettin Topçu'dan, Semih Ayverdi'den, Ömür Ceylan'dan, Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan değişik sözler aldım. O sözlerle bunu Ömür Ceylan yıllar önce bizim düzenlediğimiz bir etkinlikte Yunus Emre hakkında Vecihi Timuroğlu'yla aynı oturumda konuşmuştu. Evet. Ya bunlar tabii Yunus Emre üzerine gerçekten uzman olan kişiler. Evet. Onlardan sözler aldım ve onları şey yaptım, zenginleştirdim. Aşağı yukarı 50 civarında şiirden oluşuyor bu. Yunus Emre'nin Türk kültürüne, Türk düşünce hayatına neler getirdiğini falan anlatmaya çalıştım. Yine imgesel anlatımdan çok faydalandım. Zaman zaman tarihe, zaman zaman sosyolojiye, zaman zaman psikolojiye yaslandık burada. İsterseniz buradan şöyle birkaç tane ben şiir... hocam buradaki çalışmanızı biçim olarak da çok farklı buldum. Evet, çok farklı. Önce bir şiir sunuyorsunuz, ondan sonra ikili bir beyit oraya yerleştiriyorsunuz. Bu da yani kitabın okunabilirliği ve ayrıca o şiirde verilmek istenen o... Özü o son iki mısra dizede çok daha farklı bir noktaya taşıyor yani. Farklı bir noktaya taşıyorum. Yani biraz okuyucuyu sarsın anlamında. Evet. O şekilde. O bakımdan da bu kitap Yunus Emre ile ilgili, Yunus Emre'nin düşünüşü ve sizin düşünüşünüzle ilgili vurucu ögeler de taşıyor yani. Abi, bir de şöyle mesela ben bu İşit'in Eyyarenleri yazarken Yunus Emre üzerine yazılmış zaten okuyoruz. Ne kadar yazılmış kitap varsa işte Mustafa Tatlıcısı'ndan Mustafa Özçelik'ine kadar hepsini okudum ve taradım. Oradan kendime notlar aldım, ipuçları buldum. Yani şiirin de bir bilimsel temeli olmalı. Ben buna inanıyorum. Evet. Yani bilimsel temeli olmalı. Yani şiir sadece içimden geldi, ben böyle söyledim şeklinde olmamalı. Oradan o kişilerden alınmış cümleler var burada. Oradan alınmış ilhamlar da var. Dolayısıyla Yunus Emre'yi böyle anlatmaya çalıştım. Kaldı ki Yunus Emre'nin zamanında Anadolu'da 4 tane devlet var. Anadolu Selçukluları var, dağılmış durumda. İlhanlıların, Moğolların baskın bir otoritesi var. Her şeye hakim olmuşlar. Bizans var bir tarafta. Bizans hala güçlü bir devlet. Öbür taraftan da Trabzon Rum İmparatorluğu var. Küçük bir devlet ama imparatorluk diyoruz. Etki alanı çok geniş. Tam sıkıntı, bunalım dönemi. Yani adeta bir fetret dönemi. Yani bir karışıklık dönemi. Evet. Moğollar acımasız bir şekilde halkı sömürüyorlar, halkı soyuyorlar. Ama barış söyleminin çok az çıkabileceği bir dönem. Evet, evet. O bakımdan önemli sözler işaret zaten ediyor. Zaten Zehra Hanım şöyle baktığımız zaman insanlar huzur içinde tarih boyunca çok az dönemlerde tabii yaşamıştır. Ki. Hep sıkıntılar olmuştur. O yüzden biz Yunus Emre'ye, Mevlana'ya, Hacı Bektaş Veli'ye her zaman ihtiyacımız var. Ve onları her zaman başımızın tacı yapmak, onları başucumuzda kitabı yapmak zorundayız. Düşüncelerini yaymak zorundayız.
Dolayısıyla tabii bu şiirin aslında vicdani sorumluluğu. Vicdani sorumluluğu var. Yunus Emre işte böyle bir ortamda Türk insanına yeni ufuklar açıyor. Ümitsizliğe düşmeyin, karamsarlığa düşmeyin. İşte önümüzde yeni ufuklar var, sevgi var, kardeşlik var, dostluk var. Baktığımız zaman bunları görüyoruz. Bir de tasavvuf gibi zor bir konuyu Türkçenin güzelliğiyle ortaya koyuyor ve Türkçeyi kuruyor bir taraftan da. O 12-13. Yüzyıl Türk kültürünün ve Türkçenin kuruluş şeyi aynı zamanda. Karamanoğlu Mehmet Bey'in işte bundan sonra dergâhta bargâhta evet. diye başlayan ünlü fermanını aşağı yukarı Yunus Emre gerçekleştiriyor. Türk dilinin canlılığını ortaya koyuyor. Ve Yunus Emre'nin diline baktığımız zaman öz Türkçe yüzlerce kelime var, dini terimler var. Yani bizim bugün Farsçadan aldığımız dini terimler yerine, Arapçadan aldığımız dini terimler yerine Türkçeleri var bunların yani. Bu çok önemli bir çok şey. Çok önemli bir şey yani. Hocam vaktimiz çok az kaldı. Aslında ben şeye de değinmek istiyordum. Belki kısaca buna değinebiliriz. Şimdi Yunus Emre Eskişehir'de çok anılmaya gayret ediliyor. Ve şehrin bir eski şehirlilikle beraber markalaşması konusunda kullanılmaya çalışılıyor. Ama Yunus Emre'ye dair Eskişehir'de çok fazla ize rastlamıyoruz. Yani bu durumla ilgili neler yapılabilir? Yani bir üstad olarak sizden ne önerebilirsiniz? Aslında bu noktada çok da güzel şeyler yapılıyor ama bir tanıtımda eksikliğimiz var. Yani devlet protokolünün dışına pek çıkamıyoruz. Ancak devlet ricali gerçekten Yunus Emre ile ilgili çok güzel şeyler yaptı. Özellikle bu Türk Dünyası Başkenti, Kültür Başkenti projesinde Yunus Emre ile ilgili geçen yılki program çok çok güzeldi. Büyükşehir Belediyesi'nin keza çok güzel şeyler var. Hadise şu, tanıtımda... Hocam mesela Büyükşehir Belediyesi Yunus Emre'nin anılması ile ilgili Yunus Emre'nin huzurunu yaptı biliyorsunuz. Evet. Ama Yunus Emre kutlamaları hala köyde yapılıyor. Köyde yapılıyor. Ve bu tabii Eskişehir için bir cazibe. Eskişehirli oraya taşınıyor. Başka bir yerden birisi buraya gelirse onu da oraya taşıyoruz. Oraya götürüyoruz. Ama evet. Eskişehir'in içerisinde mevcut olan bir rüzgar estirilemiyor yani Yunus evet. Emre haftasında da ki önceki yıllarda biliyorsunuz Yunus Emre haftalarında halk araştırmaları, sempozyumu falan olurdu. Ortaya ürünler falan çıkardı. Evet. Ve dolayısıyla geriye bazı izler kalırdı. Bu tip çalışmalar da çok azaldı bu noktada. Belki evet. bu konuda neler yapılabilir? Ben işte bir daha mı düşünmek lazım? Bir daha düşünmek lazım. Yani. Bir de tanıtım eksikliğinin ötesinde protokolle yapılıyor sanki programlar. İşte devlet ricali gelecek. Devlet ricali elbette devlet ricalinin Yunus Emre'ye anma toplantısına katılması çok efendim, güzel bir şey çok tabii çok harika bu. Bir şey. Yani devletin sahip çıkması elbette yani bugün Söğüt gibi efendim Hacı Bektaş'la yapılan törenler gibi devletin sahip çıkması elbette gerekli. Keşke Sücahattin Veli'ye de sahip çıksa, Battal Gazi'ye de, Şeyh Edebali'ye de aynı şekilde sahip çıksa. Çünkü bunlar bizim kültürümüzü besleyen ana kaynaklarımız. Ama burada bir koordinasyon eksikliğinin de olduğunun farkındayız. Siz sivil toplumu yanınıza almadıktan sonra başarıya ulaşamazsınız. Bak burada Eskişehir'de dünya kadar sanat dernekleri var. Sanat derneklerinin hiçbir şeyi yok özellikle son 3-5 yıldır. Etkililikleri yok. Etkinliği yok. Yani etkinlikleri var da tesiri yok, etkisi yok. Evet, etkililikleri şimdi, yok. Elbette dışarıdan İstanbul'dan 10 tane şair getirirsiniz burada. Güzel bir Yunus Emre şiir şöleni yaparsınız. İşte Konya'dan, Erzurum'dan aşıklar getirirsiniz. Yapar. Ama burada yetişmiş bir insan var. Yetişmiş bir kültür var bu konuyla ilgili. İşte iki üniversitemizde araştırma yapan hocalarımız var. Bunları dururken dışarıdan getirmenin yani pek de anlamlı bulamıyorum. Mesela Karaman, Ünye daha güzel şeyler yapıyor. Yunus Emre ile ilgili daha güzel şeyler yapıyor. Hocam bir
Programda da sizin gibi değerli şair arkadaşlarımızla ve bu konuyla kafa yoran arkadaşlarımızla bir de böyle bir program olabilir, yapalım. Tabii, olabilir. Biraz önce son kitabınız Tütsüz'den söz ettiniz. Evet. Sonu galiba en son çalışmanız o olacak. Evet. Sözü o kitaba bağlayarak programımızı sonlandıralım hocam. Evet, Tütsü az önce de bahsettiğim gibi bizim nazar kültürümüzde, halk kültürümüzde önemli bir yer tutan ritüellerden birisi. Dolayısıyla onu böyle canlandırmak amacıyla işte tütsü nedir, onun etrafında böyle bir şiirler meydana getirmek istiyorum. Aşağı yukarı bir yıl içinde falan onu piyasaya sürürüz, değerlendiririz, o şekilde söylemiş oluruz yani. Evet. O konuda da söyleyecek sözümüz bulunsun. Edebiyatımıza bir örnek kalsın. Evet. Sözünüz bereketli olsun hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çoğalsın. Yüreğinizdeki o güzel şeyler bizlerle de buluşsun. Biz de bunun takipçisi olacağız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ben. Ama sizinle Yunus Emre ve Emir Dağlılık'la ilgili bir kez daha konuşmayı İnşallah. Arzu İnşallah. Ederim. Teşekkür ediyorum ben de. İzleyenlere de saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet. Sevgili seyirciler, bugün biraz önce de söylediğimiz gibi, programımızın açılışında da belirttiğimiz gibi, sanatının ve sözünün 40. yılında olan Ahmet Urfalı'yı konuk ettik ve onunla birlikte çok güzel bir edebiyat söyleşisi yaptık. Bir daha buluşana kadar şen ve esen kalın. Thank you.